Herkese merhaba. Bugün sizlere diş eti çekilmesi nedir, nasıl tedavi edilir, bundan bahsetmek istiyorum. Bir vaka üzerinden konuşacağız bugün. Buradaki hastamızda bu bize geldiği ilk seanstaki görüntüsü, bu da operasyondan 2 hafta sonraki görüntüsü. Burada ne yaptık? Burada diş eti çekilmesi olan dişlerimiz var. Daha doğrusu diş eti çekilmesinin başlangıç düzeyinde yakaladığımız dişlerimiz var. Bunların çekilmenin daha fazla artmaması için özellikle şu bölgelerde bir koruma kalkanı oluşturmamız gerektiği kanısına vardık. Bunun için ne yaptık? Serbest diş eti grafti uygulaması yaptık. Serbest diş eti grafti uygulaması nedir? Kişinin damağından aldığımız küçük bir diş eti parçasını diş eti çekilmesi olan bölgelerin alt kısmına küçük dikişlerle tutturduğumuz cerrahi işlemin adı. Diş eti operasyonuyla beraber yerleştirilir bu aldığımız parça. Buraya yerleştirdikten sonra bu yerleştirdiğimiz diş eti oturduğu, yani koyduğumuz bölgedeki alana bir nevi kaynar, yani orayla bütünleşir. Bütünleşmiş halini de alttaki resimde görüyoruz. Şöyle sınırlarını gösterecek olursak, biraz kalın, rengi hafif beyaza yakın, sert bir diş eti. Bunun bize avantajı nedir? Diş eti çekilmesinin hem ilerleyen dönemlerde, özellikle bu hasta için, buradaki çekilmelerin daha fazla ilerlemesini engeller. Birincisi bu. İkincisi diş eti kalınlığını, diş eti fenotipi diyoruz buna. Diş eti kalınlığını artırarak bu dişlerin uzun ömürlü ağızda kalma süresini artırmaktadır. Bu ikincisi. Bir de burada mesela çapraşıklık var bu dişlerde. Bu hastamız ortodonti tedavisi görme ihtimali de olan bir hasta. Özellikle ortodonti tedavisi görüldükten sonra bu dişler düzeldiği, yani dişlerin aksları düzelirken ve hareket ederken bu var olan diş eti çekilmesi daha da artabilmekte. Ve bunu da engellemek için, özellikle de ortodonti tedavi sonrasındaki çekilmeleri de engellemek için öncesinde yapacağımız bizim bu serbest diş eti grafti ile bu çekilmenin de önüne geçmiş oluyoruz. Yani bir nevi dişleri koruma altına almış oluyoruz. Bu şekilde de diş eti çekilmesinin önüne geçmiş olmaktayız.